Merhaba dostlarım, Cyberpunk 2077'nin şirketçi, Life Path'inin şirketçi yolunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, birinci bölümde bahsetmiştim. İlk sokak çocuğu olarak başlamıştım ama sokak çocuğu kaydım patlamıştı. 1,5 saatlik kaydım ve korpo olarak yani şirketçi olarak yeni bir karakter açıp yeniden başlamıştık oyuna ve birinci bölümde hiçbir sorun olmamış kayıtta ve korpo olarak oyunumuza devam edeceğiz. Umarım hiçbir kayıt sıkıntı, teknik sıkıntı yaşamadan Corpo Campaign'ini bitiririz abi. Oyunumuzun sonuna ulaşırız hep birlikte. Evet, hadi bakalım. T-Buck arıyor. Yalnız oyunun bir sıkıntısı var. Oyunu her kapatıp başladığınızda oyun dili İngilizce'ye dönüyor abi. Sonra tekrar gidip Türkçe yapmam gerekiyor. Squad. Genel bir şey mi yoksa sadece bende mi öyle oluyor bilmiyorum. JK sakin ol. Sakin ol lan. Dalaşmayın oğlum. Yeah, bug. You focus. JK. Senin gözünün biri yapma mı ya? Şu göz parlıyor gibi sanki. Bedenimizi de görebiliyoruz. Güzel. Buralar Street Kid'de de vardı abi. Yani sokak çocuğunda da vardı. Acaba sadece oyunların başı mı değişik? Şu kartlar var etrafta. Kartları toplayalım da. Oyunların sadece başları mı değişik yoksa tüm şey mi değişik bilmiyorum. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomod. Fingers crossed it's not too late. Honey's. Ugh, hate this life or death shit. Gir abla gir. Gir içeri gir. Gir. Senlik bir şey yok. Try hacking the door. Think you can trip it on your own, V? Kapıyı hackleyelim bakalım abi dur. No profile. Biri fena kopuyor. Ben de böyle var ya etrafı kurcalamadan duramam abi. Adam gitti bile bak. Are we fucking late? Is that her? Is that our target V? Ablayı değişmişler abi, gözlerini oymuşlar. Sigara paketi. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corpo immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky girl. Let's keep looking. Müzik sesi içeriden geliyor. Mira, eyes up. The nails ahead. Merak etme abi. Ulan var ya sokak çocuğunda özene özene bir karakter yaratmıştım. Ama oyun burnumdan şey kayıt programı burnumdan geldi abi. Öp, gel bakayım lan. Sana iyi uykular. Öyle olunca var ya insan hevesle kaçıyor, moral de bozuluyor abi. O kadar uğraşıyorsun. İyi kopuyor ha. Buradakilerden saklan, isteğe bağlı saklanır olsun. Niye saklanalım oğlum? Aksiyona girelim mi arkadaşlar? Dur. Şurayı bir hackleyelim bakalım. 55'e E9. Dolaş. 59 tamam. 55 E9. Bir yerleri hackledim ama şunu hacklemek istemiştim aslında. Yeminimi bozdum ulan. Silah çıkarsa patlar. Jack önüme geçme baba ya. Lan oğlum. Peki senin yapay zekanın kalbini kırayım ya. Adam dibinde adama sıkıyorsun. Uzakta adama sıkıyorsun abi. Duvar arkasına adama sıkıyorsun. Ops.
Başka var mı? Karşıda. Bekleyecek bir şey yok. Buradaki lider kaçıyor Jack, kaçıyor baba. Malum duvar deldi lan. Geldim ama önce şunu alayım. Hah. Bir dikkatini dağıttık ve oradan geldi yere yapıştırdı abi. Lootla, lootla baba, lootla. Tek 50 tabancalarda. Ne oldu, gelişme mi açıldı? Abinin silahı bak. Sürekli taşıyamıyoruz onu, büyük silah olduğu için. Big gun. Evet. Jesus Christ. Sandra burada işte abi. Think I got her. Got our target. We make it? She alive? About to find out. V, jack into our biomod. Need to know what we're dealing with. Küvette biri daha var yalnız. She's in a tub of ice, crammed in with another. Fuck. Like slabs of meat. Keep it together, V. If she survives, she won't remember a thing. Tiny scar on the subconscious, that's all. Heard people who live through shit like this get panic attacks. Ya bir insan kendine böyle bir şey nasıl yaptırır ya? Ben şahsen böyle vücuduma şey taktırmam. Suddenly your hands shaking. V, jack into her biomod. We need to know what we're dealing with. Jacking in. Bağlanalım bakalım. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neural cord. Find a shard. Yeah, pull it. That'll be what's muting the biomon. Peki güvenli mi ki abi? Is that even safe? Can we just get her out of here? Mavi olan metinler opsiyonel sorular arkadaşlar. Sarı olanlar görevi konuşmayı ilerleten sorular. Mesela şunlar mavi, bunlar opsiyonel. Bu da çipi çıkar. Found the shard. Removing now. Çipini alalım abi. Hafıza kartı gibi çıkardık valla. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ay, pobrecita. Let's get her off that ice. Arkamı kolla, Jack. Jack, look sharp. Not done yet. Don't know who's out there. Locked and ready, V. Do your thing. Kızı kaldıralım. Yalnız var ya, şey hissini çok iyi vermişler. Jack'e airpoy'u ver abi. Gerçekten böyle et ve kemikten oluşan bir canlıya dokunduğunuzu hissettiriyor şu an oyun size. Mesela bakın şu an taşıyacak. Şu an gerçekten yani bir insan taşıyormuşum gibi hissediyorum yani bu, bakın kasların falan sallanması, o yani canlı insan hissi veriyor size oyun. Onu gerçekten çok iyi yapmışlar. Dur, kenara çekil abi. Place the patient on the ground. Tamam abi. Five steps back. Now. Lan ne vuruyorsun oğlum? Tamam, çekeceğiz işte.
Anam. Ulan bir bakayım diye yaklaşayım diye dedim, adam elektriği verdi. Bir şey yaptığımız yok abi, ben kurtardım kadını ya. Ayıp ya yaptığınız, vallahi öyle ayıp ya. Acınız abi lan Jack'i, neredesin? Adam bastı bize elektriği ya. Yalnız abi şuraya bak. Vay be. Böyle fütüristik şehirlere de gündüz atmosferi pek yakışmıyor. Gece atmosferi daha güzel gidiyor. Jack ile konuşalım bakalım. Jack, hadi gidelim abi. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Aha, dolaptan yeni eşya açtı. Ceket çıktı. Listen, chica, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Huh. I got a date with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. Saving my ass, V. Thank you. Canım azalmış ya. Şuradan bir... How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. Should get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. Arayalım bakalım abi Wakako'yu. V, how did it go? Our client is alive and well. Yaşıyor, yaşıyor. Of course she's alive. Sıkıntı and well. Yok. It's what we agreed, isn't it? Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Saygınlık seviyemiz arttı. I'm gonna sleep in my own bed tonight. We better put in fifth. Leave it to me, chica. I'm driving. Aha. Şunları alalım abi. Niye alamıyorum lan? Ana alamıyorum ha. Allah Allah. Bug herhalde abi. Bug oldu herhalde. Alamıyorum bakın. Ama bunu şimdi almazsam olmaz ya. Collectible lan o. Achievement'ı vardır oğlum bunun. Neyse alamıyorum abi. Sür Jack'i. Yeni iş takip et. Şu an işimiz zaten kurtarma operasyonu. Jack'iyle geri dön. Jack'iyle geri dön. City like any other, just bigger. Nah, chica, not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher, legends are born here. Andrew Wayland, acaba şeye bir gönderme mi ya? Wayland, Utah'daki Wayland'a. Alien ve Predator evreninde Jackie, var ya Wayland bir tane şirketi. Watson, oh, right. Alien serisinin şeyinde evreninde. Araçlarda çatışma. Beladan... Kurtulamıyoruz ki abi. Come on, V, shoot! Keep her steady. Burada bu şeyden çıkmıyor vallahi, şimdiden çıkmıyor. Çekil abla, çekil. Mierda, perdón. Şoförü indireceğiz. Got you, asshole. V, aim for the driver. Şoföre bak, keyfe bak. Eli dışarı atmış. Mierda.
Kolu dışarı atmış sürüyor lan, sanki keyif yapıyor ha. Adama sıkıyorum, adam kolu böyle dışarıda geziyor. Scratched your baby up pretty bad. Sorry, V. It's okay. You can wait. Let's just focus. Arabanın camını deldirdin yani Jackie ama. Baksana iki tane delik var ön camda. Çevirme var ileride abi. Abla kayarak geldi bak. What does the lockdown to for the nerds? Necessary security measure. Officer, ma'am. Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What's it that makes me so special? Heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Geçmeme izin verirseniz lütfen. Böyle ani karar vermeniz gereken sahneler oluyor arkadaşlar. Mesela diyalogda atlayıp bir şey diyebilirsiniz veya beklersiniz, süre dolar, bir şey demezsiniz. Oyunun gidişatını etki ediyor mu bilmiyorum ama. Okay. On your way. You have a good evening now, officer, ma'am. İyi, ucuz yırtık Jackie. Hatun sana iş attı ha Jack. Jack'le biraz uğraşalım, Jackie ile. Tabii tabii, ne demez. Stable in my affections. And unassuming. I get it. Soygun var bak karşına. Maşallah polis de hemen geliyor ya. Ayvayı yediler Jackie. This ain't your average badges. That's Max Tack. NCPD's APs. Arabayı da patlattınız. Ne anladık şimdi bu işten? Güya soyulan arabayı korumaya geldiler, kurtarmaya geldiler ama arabayı da patlattılar abi. Well, show's over. Poor bastards. Yazık oldu elemanlar, boş yere öldü bak şimdi. Neyse biz işimize bakalım. Yolculuğu istersek atlayabiliriz ama az kaldı. Şöyle hem şehri bir görmüş oluruz arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde belki artık illallah edersek yolculuklardan atlarız. Kill V? They'll let me through. Sure about that? Oh yeah. I'll play nice Jackie again. Arabayı pert etme de. Umarım bu müziklerden telif yemeyiz. Çünkü telif kapatma ayarı vardı. Kapattım. Telifli müzikleri. Umarım işe yarar yani abi. İsteye selamını söyle. Evimize gidelim artık ya. Yorucu bir geceydi. Evet. Şimdi bu seviye mevzusuna bakacağız arkadaşlar. Evimize bir gidelim. Saat iyi bak arıyor. Hayırdır inşallah. Zipping your deeds. Tamam. T-Bak'tan gelen iş. T-Bak'ın verdiği görevler senin için. Kariyerin için önemli bir adım diyor. Fırsatın olduğunda defterine bak, köşeye bak. Onları tamamlamaya çalışıyor. Yan görev gibi herhalde. Vay be. Şuraya bak abi. Night City. Gençler ne haber?
Don't talk to me. Senle konuşalım abi. Ah, you want to have a good time? It blows. Hah, şuradan bir şey alıp canımızı dolduralım ya. Ye. Yavaş yavaş dolduruyor. Can kiti kullanmak istemiyorum çünkü çatışmalarda lazım olur. O yüzden böyle yiyecek miyecek imkanımız varken yiyecek yiyip canımızı dolduralım abi. Kızlar ne haber? Stupid gates busted again. Third time. Paid to get it fixed the last two. Kapıyı mı bozdunuz? Gonna have a word with the super. Oh yeah. Yöneticiyle konuş aynen. Bazı şeyleri alamıyorum ya. Okay. What do you want? Bir şey istemiyorum abi. Sakin ol. Şöyle biraz bakalım dedim de. Bura bayağı gidiyor. Evimize girelim neyse. Silah zulana bak. Evet, oyunu pre-order yapmıştım arkadaşlar. Oyun Steam'e ilk gelir gelmez pre-order yapmıştım. Geçen sene Mart ayında mı, Nisan ayında mı, Mayıs ayında mı çıkacaktı güya bu oyun. Tam hatırlamıyorum. Steam'in açılır açılmaz hemen almıştım fiyatı artar diye. Fiyatı da artmadı. Böyle de pre-order hediyeleri vermişler herhalde bize abi. Bunları alalım sandığımızdan. Şunları bir giyelim şimdi, bir üstümüze başımıza bakalım. Burası bizim envanterimiz diyeyim artık. Üretim kısmında crafting yapabiliyormuşuz. Yani şu an oyunun başında olduğum için crafting yapamıyorum. İleride çünkü engellendi diyor. Bakın herhalde bunlar malzemesi olmadığı için engellendi diyor. Veya öğrenecek miyiz bu blueprintleri bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda görürüz. Buradan geliştirmelerden de upgrade yapıyoruz herhalde. Şu parçaları tamamladığımız zaman katanayı mesela bir üst seviyeye şey yapabiliriz, geliştirebiliriz. Günlük görevlerimiz ana işler, ek işler. Ek işler yan görev. Şimdi arkadaşlar şöyle oyunun hem ana hikayesini hem de yan görevlerinin hepsini yapmaya çalışacağım. Hepsini yapmayı düşünüyorum. Ama yan görevlerden de mesela hani bazı yan görevler oluyor ya, hep birbirini tekrar ediyor. Git işte 5 tane adam öldür, git şurayı temizle, git burayı aç bilmem ne tarzı birbirini tekrar eden yan görevleri sadece bir veya iki görev yaparım. Baktım tekrar ediyor, yapmam. Çünkü zaman kaybı. Ama ana hikayenin yanında bir de böyle mini hikayeli yan görevler var. Onları tabii ki birlikte yapacağız. Şimdi ana görevimiz. Önce biraz ana hikaye yapalım. Oyunu biraz görelim istiyorum. Biraz ilerleyelim istiyorum. O yüzden şimdilik böyle birkaç bölüm ana hikayeden gitmeyi düşünüyorum şimdilik. Kurtarma operasyonunu tamamlayacağız yatmaya gidip. Ondan sonra üretime baktık. Karaktere gelelim. Şimdi iki seviyemiz var. Birisi nitelik puanları aldığımız şu mavi seviye, diğeri de saygınlık seviyemiz. Sanırım saygınlık seviyesinde şu sarı puanı veriyor. Yeteneklerimiz, yani geliştirebileceğimiz alanlar, vücudumuz, reflekslerimiz, teknik kabiliyetimiz yine üretim ve mühendisliği artırıyor. Serin kanlılık, gizlilik ve soğuk kanlılığı artırıyor. Bundan işte bize verdiği ekstra puanlar var, ekstra şeyler var. Bunların hepsini şimdi okumaya kalksam yani bayağı bir zaman gider, o yüzden hem de sizin için sıkıcı olur. Bunları okumayacağım şimdi, bunların statların özelliklerini. Zeka, hack için gerekli şeyler. Şimdi bir tane mevcut kazanım puanım var. Bunu vücuduma şeye vereceğim. Vücudunun içine girdiğim zaman alt yetenek şeyleri var. Bakın görüyorsunuz alt implantlar var. Cyber implantlar var. Burada atletiklik, tahribat ve kavgacı. Bunların bir sürü yeteneğimiz var görüyorsunuz. Ve her bir şey kendi altında dallanıp budaklanıyor. Bakın bir sürü. Şimdi ben önce her oyunda ben öyle giderim. Biraz sağlığımı artırırım abi. Canımı artırırım. Ondan sonra diğer yeteneklere yönelirim. O yüzden bunda da önce pasif yetenekten yeniden doğuşu geliştireceğim. Sağlık çatışma sırasında yavaşça yenilenir. Önemli bir yetenek. Yavaş yavaş canımız yenilenmesi. Bu da namağlupte maksimum sağlığı %10 artırır. Önce regeneration alacağım. Sağlık yenilenmesini alacağım abi. Önce bunu alalım. Mevcut kazanım puanımı buna verdim. Şimdi bir de nitelik puanım var. Nitelik puanımda üst yeteneğimi geliştirmem için. Mesela vücut, refleks veya teknik kabiliyet. Bunlardan birini geliştirmem için. Şu an teknik kabiliyetimi geliştiremiyorum. Nedense bilmiyorum. Ama bakın serin kanlılık, zeka, vücut ve
Refleksleri de geliştirememiş. Şu ikisini geliştiremiyorum şu an. Neden bilmiyorum. Belki geliştirmem için... Ha 4 yok. Geliştirmem için belki daha fazla puan istiyor olabilir. Şu an benim sadece bir tane nitelik puanım var. Onu da zekaya mı versek, vücuta mı versek? Vücuta verelim abi. Bunu da vücuta verdik. Vücut puanımızı 6 yaptık. Evet şimdi... Aa dur eşyalarımı şey yapmadım abi. Envanter... Bu benim ana tabancam. Bir tane siteşimden tabanca çıktı. Siteşimden çıkan tabancanın hasar değerleri daha düşük. Fiziksel hasar, elektrik hasarı. Bunu parçalayalım. Şeylerini, eşyalarını kullanırız crafting'de. Şuraya çift namluluyu takalım abi. Tüfek gibi, çift namlulu, pompalı gibi bir şey. Üçüncü silahımıza katana olsun. Burada silahlarımıza bakın. Modifikasyon takabiliyoruz. Ama şu an tabii oyunun başındayız. Hiçbir modifikasyonumuz falan yok. Üstümüze bir kurt okulu ceketi, bir de V'nin ofis ceketi var. V'nin ofis ceketi bizim şirkette giydiğimiz ceket herhalde. Şu diğeri de Witcher ceketi. Witcher ceketi mi giysek ofiste? Ofiste giydiğimizi giyelim abi. Biz korpo olarak başladık. Ofis gibi gezelim. Daha estetik duruyor bence böyle. Şu üstümüzde ne var? Üstümüzde bakın yine bir kurt okulu tişörtü. Bunlar da bir dakika, bunlar da bize değer veriyor. Stat veriyor. Dur. Witcher'ın statı daha iyiymiş abi. Witcher'ı giyelim. 16'ya 9 zırh veriyor. Tamam, ben ona dikkat etmedim. Bir an böyle sadece kozmetik olarak düşündüm. Asker gömleği. Kurt okulu tişörtü. Asker gömleği en iyisi şu an giydiklerimizden. 9 zırh veriyor. Tabii bunların bir de ağırlığı var. Ofis pantolonu, klasik Ümino Pamuk şirketçi pantolonu, V'nin ofis pantolonu. Ofis pantolonumuz daha şeymiş. Böyle deşofmanla gezen insanlar gibi olduk ya. V'nin topuklu ayakkabısı bize daha fazla zırh veriyor. Topuklu ayakkabı ilginç yani. Özel de herhalde elbise takımı gibi bir şey şu an. Özel eşyam yok. Siber Saner neymiş ya? Hack kitimizi geliştiriyoruz buradan herhalde, bakın. Şu an bunlar yok. Hızlı erişim, flash bombası. Bu da can kiti. Tamam. Üstümüzü başımızı düzenlediğimize göre artık bir yatıp uyuyalım mı, ne yapalım? Night City manzarası abi karşınızda. Hadi yatıp uyuyalım. Birinci perde. Night City'nin sabah manzarası abi. Aa, Jackie Bell sarıyor. You get your beauty sleep? No matter. Time you got up. I think I might have caught something when I jacked into that Corpo's biomon. I don't know, a neurovirus or need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw on some threads, meet me downstairs. Hadi gidelim abi. Yeni görevimiz Cyber Kasap. Siber Kasap. Kapıyı yapmışlar. Ha, Regina Jones arıyor. Dur. Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. Tamam, bunlar bize şu an yan görev veriyor abi. Önce biraz ana hikayeden gidelim, sonra yan görevlere geçeceğim. Çekip ne tarafta ya? Şuradan aşağı ineceğiz. Regina Jones. Selam V, ben Regina Jones. Mesaj okuyorum. Watson's'la iş arıyorsun diye duydum. İşin ilginci, işçi verenlerden biri de ben oluyorum. Yeteneğini boş işlere harcamak istemiyorsan sana göndereyim. Kısa işlere bir bak derim. İşini güzel yaparsan devamı da gelir. Hiç şey yapma, haberleşiriz diyor. Hiç günlük. İş.
Regina Jones'un işi hangisi lan? Dur. Sana gönderdiğim kısa işlere bir bak derim diyor da bana yeni bir iş gelmedi şu an Regina Jones'tan. Şu map'e bir bakalım abi, map'e. Map'e nereden bakıyoruz ya? Ha, harita. Night City. Bu ne? Çok iş. Ek iş. Çok fazla ses getirmeyecek türden işler. İş bitirici. Şehirdeki işlere hakim biri. Bar. Bakın böyle map'te takılacak yerler falan var abi. Bura neymiş? Sağlık ürünlerini buradan alabilirsin. Siber kasap. Burada siber donanım geliştirip taktırabilir ya da çıkarttırabilirsin. Pink hızlı hackini A gezerden al. Bakın böyle buradan ufak tefek görevler de seçip yapabiliyoruz abi. Şu ünlem sarı. Lan nereye gittik? Sarı ünlem işaretli şeyler, görev. Şunlar ek işler. Bunları yapacağız. Umarım kaybolmaz abi. Olmazsa şimdi bu bölümde bir ana görev daha yaparız. Şu siber kasabı. Ondan sonra yavaş yavaş yan görev, ana görev takılırız abi. Bir yan görev, bir ana görev. Görevlerin uzunluğuna göre. Assassin's Creed Odyssey'de yaptığımız gibi yaparız. Assassin's Creed Odyssey'in tamamını bitirmiştik. Yan görev, ana görev falan hepsini. Bura neymiş? Keşfedilmemiş. Kim bilir ne çıkar? Tehlike çok yüksek diyor. Map'imiz bu kadar herhalde abi. Yani. Başka açılacak mı bilmiyorum. Devamı var mı? Açılır mı? Açılmaz mı? Bilmiyorum ama. Yani şu an herhalde Night City'nin büyüklüğü bu kadar. Yani şu an tepeden bakınca biraz ufak gibi görünüyor ama bakalım, göreceğiz abi. Oğlum nerede? Asansöre bindim. Ben niye buraya indim ya? Dur. Sure, we got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while kafam karıştı. Piece of shit. Come on. Oh, no. 14 is no good. Asansöre şuradan geçiliyor değil mi? Selam gençler. Elemanlar spor yapıyor. I don't like it when someone stares at me. What do you say? Kim o? Benimle biri dövüşmek istiyor. Kim o lan? What do I say? Bir iki round atsak mı dedi. Kim dedi? Wow, where do you shop? Yeni çip. Night City'nden büyük 5 işvereni. How you like my new punching bag? Just gave me a next-gen ass whooping, he did. Be curious to see how he handles the likes of V. So how about it? Tamam lan, dövüşelim. Önce nereden aldın bunu? Bir söyle bak. Off the street. Saw him looking up at me with these big sad eyes. So I took the poor pup in. Fed him, clothed him. Nah, for real. He's a military bot. Got a sweet deal, and a chuma mine tossed in a few upgrades. Now here we are. Tabii olur abi. Dur bakalım, bir girişelim bakalım. Yumruk dövüşleri. Gel bakayım robot efendi. Gel. Gel. Punch. Ne oldu, öldü mü lan? Dövdük mü adamı? kendine dövüşüyor musun? Neler satıyorsun? Bakalım dövüşler demişken. Oturup konuşalım adamla. Evet. Kendine dövüşüyor musun abi? Not anymore. Skull's taking too much of a beating. Reflexes ain't what they used to be. There's ways of fixing them. Korenzikov should do the trick.
Rather dish out my eddies for something else. It's time I started taking it easy. Dövüşler demişken. You mentioned something about fighting? I've seen you landing blows in the ring. You've got sharp instinct, good edge. You can go far. Especially if you get chipped. İmplant satıyor gibi bu. Dur bakalım. These fights, let's just say they aren't legal. But very lucrative. Lucrative for who? You or me? Both of us. I get a small percentage of the total winnings, you know, as your agent. You get the rest. Benim voluntarımda para kazanacaksın yani, hayırdır? Want to get rich off my blood, sweat and tears. Hey, you gotta make a buck somehow, right? At least I'm giving it to you straight. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. When you take home the pot, manage to drop every last one of them, you get a chance to fight in the grand finale. Tamam. Ekstra para kazanma kaynağı abi. Gidip sokak dövüşleri yapıp para kazanabilirmişiz herhalde. Onu anladık buradan. Not yet. Start. I believe in you. Time to show this city what you made of. Kalk. Dur benim daha şeyim bitmedi. Ne satıyorsun abi? Only top shelf gear. Şu ne satıyormuş bakalım. Koç Fred. Fred'in sattığı şeyler bunlar. Şu an param ne kadar? Benim 948 param var abi. Bunlar ne? Musibet. Modifikasyon satıyor. Bak kritik hasarını %10 artırır. Kritik ihtimalini %7 artırır. Hasarı 7 artırır. Şunu alalım bakalım abi modifikasyonu. Dur bakalım. Koç Fred. Kanka ben şeyi konuşmayı sonlandırmak istiyorum. Şimdi dur. Dövüş gecesi açıldı abi. Dövüş gecesi görevi açıldı. Siber kasap. Dövüş gecesi nerede lan? Ha şurada. Dövüş gecesi Kabuki. Böyle yan görevler var demek ki. Buradan para kazanacağız. Yani gidip orada dövüşüp para kazanabilirizmişiz abi. Onu öğrendik. Anladığım kadarıyla. Ek iş dövüş gecesi şimdi kalsın. Onu ooo tehlike yüksek. Çok yüksek. Herhalde seviye atladıkça bunlar aynı Assassin's Creed mantığı gibi mi? Seviye atladıkça bunların da zorluğu düşecek mi acaba bilmiyorum. Şu an mesela şu iki iş bizim için sıkıntılı. O yüzden biz biraz şeyden gidelim. Dur lan modifikasyon almıştık. Ona da bakalım. Modifikasyonu ne için aldık biz ya? Hasarı %7 artırır diyor da. Heh. Katana'ya takalım abi. Soğuk nevale. %7 artırsın katananın hasarını. Ben üstüme zaten giymedim mi bunu? Bunda da bu var. O nasıl çıkmış? Abi oyun bir değişik ya. Dediğim gibi mesela oyuna girip çıktığımda dil ayarları da sıfırlanıyor. Giydiğim kıyafet de çıkmış. Ben mi çıkardım farkında olmadan bilmiyorum. Nereye gideceğiz abi? Jack nerede ya? Aşağıda girişe gideceğiz. Performances in the No tradition. The sponsor for the festival is the Arasaka Corporation. And in an exciting development, even Hanako Arasaka has announced her participation in the Dashi Parade. Ne uzun sürdü be. From all of us at WNS News, we wish you a safe and fun Matsuri. Ne oldu lan? Enjoy yourselves, Night City. After the break, cyber psychosis, myth or reality? Stay tuned. Kapı niye açılmıyor abi? Ha lan oğlum. Ya sizin yapacağınız işi ya. Kapıya yaklaşmam gerekiyormuş. Ben de diyorum kapı niye açılmıyor? Korktum baga maga mı girdik diye. We going to talk about yesterday? It's all in the report. Oh, I read it.
oldu. Oyun göçüyor sandım. Bana kalp krizi geçirecek. NCPD tarayıcısı işleri. NCPD suçla mücadele etme karşılığında para verir. İş bitiriciler. Bu aracılar seni bölgelerdeki işler hakkında bilgilendirir. Kısa süreli işler. Kısa süreli bir işin konumuna yaklaştığında iş bitiriciler seni haberdar eder. Kısa süreli işler dediği acaba zamanlı mı? Mesela ne bileyim işte yarım saat içinde tamamla falan gibi. Mesela Assassin's Creed'de de vardı abi. Mesela diyor işte günlük işler vardı. Günlük o işleri tamamlarsan panodan aldığın işleri para kazanıyordun. İşte tecrübe kazanıyordun. Bunda da öyledir, öyledir büyük ihtimalle. O tarz işler de çok şey oluyor. Tekrar eden ve basit işler oluyor. Ne bileyim Assassin's Creed'de var ya git 5 tane keçi bul gel gibi. Ne yiyeceksin abi? I would have thought you'd find it too exotic. What do you mean? What's there not to like? Noodles? Check. Synth sirloin? Check. Get some more chile action up in here and you're looking at Mama Well's signature sopa de fideos. Bir sürprizim var demiştim. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right or just had brain fart? Probably both. Because we usually forget shit. Lan beyin şeyini nereden buldunuz da yazdınız çeviriye lan? I think I might have bagged us a sweet ass J-O-B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that it's fronted by a little known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in night fucking city. Fat ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold plated coupe. Şu Dex'i biraz daha anlat bakayım. Dexter Deshawn. What's the latest spec on him? No, you got info to spill. He's been off the grid for about 2 years. Word on the street was he took a little vacay. 2 years? That's exile, not a vacation. What was he up to? Guessing he shoved pizzas in his mouth while jerking off to hardcore virtues. The important thing is he's back. He's a fresh crew. We found him us. Nasıl ayarladın peki abi? How did you manage to pull this? Trade in your spleen or something? As far as I know, we're not the type to get fingered by Dex. You and me? No. But D-Bug, she's the one that hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. Cause come on, ain't nobody who can resist this. Am I right? Sure, Jack. Whatever you say. Bu iş ne tam olarak? So what's the gig? We meant to come out in one piece. Well, our savior wants to tell you everything himself, face to face. No pressure, but. Bizim beyin de sürekli sistem arızası verip duruyor. Peki neden ben abi? Why do I go? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back. My face is yesterday's news. All Dex says he needs to check you, talk to you. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. Guess I got no choice then. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is a league of his own. İş bitiricileri bilirim abi. They catch a client, find the cheapest gonk to do the job, then drop their corpse at a landfill. Shit. Hit the nail on the head, V. Gracias a Dios. Estoy lleno. Brought your wheels. Gave them to my guy yesterday to smooth over the dents after our... Camlara delik vardı, onu da yaptırdın mı abi? Sağ ol, eyvallah. Thanks, Jack. Much appreciated. Araçlar çağırmak V ile etkin aracını bulunduğun konuma çağırabilirsin. Top notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Kalk gidelim hadi. Factory new ride. Damn it, I need more time. I've got a lot going on. Araba geldi bak. If anything, you can take your shit back and force it on someone else. Ne bakıyorsunuz oğlum? Araba görmediniz mi daha önce? Bu sefer ben süreceğim herhalde. Güneş çok parlıyor, yolu göremiyorum.
Araçta third person'a nasıl geçiyordu acaba? Kamera açısını değiştir, dur. Q, ha tamam. Çekin abi. Şöyle. Dur lan. Kamera. Tamam. Mavi şey ne ya? Neymiş lan? Information desk mi acaba? Dur bakalım. Bradbury ve Buran. Neymiş o acaba? Neyse. Anam. Oo, bug'ı gördünüz mü abi? Silah gelmedi. Silahı nasıl kapatacağız ya? Why are you bringing that idiot along? Jesus, stop the car and take care of him. For your eyes do not belong. Yes, yes, you'll get the money. Not only. Silahı nasıl kaldıracağım abi? Kaldıramıyorum. Checking them out. Now, Chuma mine needs to work here. That's all. Hey, V. Dr. Vector will see you now. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little catching up to do. You look pleased. Because I am. Always. Makes for easier living. But we got a new job lined up from a big hitter at the afterlife. Oh, is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Arkaya geçelim bakalım. Kedi de Mısırlıların kedisi gibi ya. Ortam bayağı iyi. Cyber kasap, her ne kadar sık karşılaşılan bir uygulama olsa da siber donanım takmak çok tehlikeli bir prosedürdür ve yalnızca donanımlı bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir. Yani siber kasaplar. Night City'de çeşitli siber donanım geliştirmelere hizmeti veren birkaç siber kasap var. Listeden arzu ettiğin sibernetik geliştirmeni seç ve yeni kabiliyetlerinin tadını çıkar diyor. Good to see you. Good to see you too, babe. Geliyorum Victor. What do I owe the pleasure today? Last gig, had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights. Whole kit and caboodle. All right, Kit. We'll sort you out in a flash. Besides that, how are things? Dexter DeShawn'u duydun mu abi? Met a new fixer. Gave me a job. Name's Dexter DeShawn. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be. Geliştirme istiyorum Need abi. Need some new kit, but tools, not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex DeShawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter DeShawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. 21.000 euro param var. İş bittiğinde borcumu ödeyeceğim. Verek mi parayı abi? Tamam lan param yok, param yok, seçemiyormuşum. Sanki seçebiliyormuşum gibiydi ama seçemiyormuşum. Quit crying, Vic. I'll bring you the Eddies later with interest.
You know I will. Last time, you hear? Chair, please. Sit down and relax. Ne demek? Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Now jack in. Kuroshi mi? Pahalı marka. Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. Gave you my word I'd pay you back, but this might be too rich for my blood. We'll work something out. Right now, I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. Tamam, bağlanalım abi. You peruse and choose while I scan. See what's going on inside. Siber donanım, sibernetik implantlar vücudundaki organik uzuvların yerini alan mekanik parçalardır. İnsanüstü niteliklere sahip olmanı sağlayarak çatışma kapasitesini artırıp tehlikeli durumlardan sağ çıkmana yardımcı olabilirler. 2077'de olağan bir şey olsa da siber donanım taktırma işi halen kesip biçerek yapılan ve kimi zaman da tehlikeli bir tıbbi prosedürdür. Konu güvenli bir biçimde siber donanım taktırmak olduğum bu işin tek muhatabı siber kasap olarak bilinen uzmanlardır. Buradan taktırıyoruz demek ki abi. Göz sistemi, frontal korteks kullanılabilenler 2, dolaşım sistemi 4, sinir sisteminde 1, örtü sisteminde 2 var. Ellerde 1, işletim sistemimizde Militech Paraline. Yaygın bir işletim sistemiymiş. Şimdi ne taktıracağız biz? Göz mü taktıracağız? Kuroshi optikleri. Görüşümüzü iyileştiriyormuş abi. Taktım, takıldı diyor aynen. Balistik ek işlemci yüksek tesirli silahlara sekmeli atış yapma ihtimalini artırır. Kullanıcının optik implantını doğrudan silah sistemine bağlayarak gerçek zamanlı veri takibine olanak sağlar. Vay anam vay. Neler neler. Bu da herhalde kliniğe olan borcumuz abi. 13.525 euro dolar şeyimiz oldu. Borcumuz oldu abi adama. Tamam, taktıracağımızı taktırdık. Ticarette ne var? Klinikten satın alabileceğimiz şeyler veya satabileceğimiz şeyler. Tamam. Mark 1, like I said, decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens. Acaba diğer şeyleri de taksak mıydık da gerçi sadece o ikisini gösteriyordu bize. Surveillance cam will capture your face as a blur. And just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kuroshi Tech too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Hadi ver coşkuyu. Lay that major league arm of yours right here. Victor'un hayatında ne var ne yok? What's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much, and that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day, I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Kolumuzu koyalım artık. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Oğlum adam kolunu kestiriyor, robot kol taktırıyor ya. Ben yaptırmam böyle bir şey abi şahsen. Dişliyim sanki. Really, doc? Makes you sound like a dentist. Always going on and on. Don't be mean now. Remember, I'm old. I got a shaky ganic hand. Aman ha. Lights out for a minute, all right? Gözümüzü söküp yeni göz takıyor şu an.
Vay arkadaş. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision, low contrast, glitches. Bildiğin orijinal gözü çıkarttırıp robot göz taktırdık ya. Feel all right to you? Hiç olmadığı kadar iyi. Nereye iyi? Ha şimdi düzeldi. Tamam şimdi düzeldi. Fantastic, Vic. Oh, beautiful. İnsanları taramak. İnsanları optik siber donanımına taramak. Ne kadar güçlü oldukları, çetelerindeki insanlar ya da ne tür silah kullandıkları gibi onlar hakkında kullanışlı bilgiler edinmene olanak sağlayabilir. Yetenekli bir ağ gezer olarak düşmanlarına karşı kullanabileceğin hızlı hacklerin bir listesini görebilirsin demiş. Take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm, with anything really. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also inject an NCPD file search. Oh, demek bizi şey yaptın ha. You know exactly what they ne'er did well. Polis arayüzde attı bize. Arananlar veri tabanı, kişiler ve onların başına konan ödüllerin olduğu veri tabanı şu an kullanılabilir durumda. Bu kişileri tarayıcına saptayabilirsin. Hepsi ölü ya da diri arandığından ödülünü kapmak için hangi yolu kullanacağın sana kalmış. İşte abi bu bahsettiğim şey görevlerden. Birbirini tekrar eden, onu yakala, bunu bul, onu getir tarzı sadece bize tecrübe ve para kazanmamız için yapılan görevlerden gibi duruyor. Ödül avcılığı görevi. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. Robot kol takacaksın sandım ama robot kol takmadım be. Peki ya virüs? How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your softened circuits. Zap the critter. You're certified bug free. İşte böyle. Victor, not bad. I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. Two whiffs now and another two in an hour. Peki bu nedir abi? What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. You're the best, Vic. I owe you. Go on, kid. Show 'em what you're made of. Evet. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Victor, box izlemeye döndü abi. Kim kazanıyor? Hernandez. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. Jackie de mesaj attı. Neredesin diyor. Dur. Önce şu doktorun yerini bir kurcalayalım bakalım. Dur. Şimdi abi. Ne oluyor lan? Yeni iş borcuna sadık. Şunlar bir açılsın. Yeni kişi eklendi. Victor Vector. Bakalım bir görevlerimize. Ana işler gezinti. Jack ile konuş. Büyük risk, büyük ödül. Afterlife'ın ilk kuralı tıpkı Dexter DeShawn'un da dediği gibi zurnanın zırt dediği yere geldik. Bir grip. Riskli bile olsa gereken neyse yapıp adımızı duyuruyoruz. Ama önce bir Dexter Shawn ne diyecekmiş duyalım. Ana görevimiz gezinti abi. Jack ile konuş herhalde. Dexter DeShawn'la görüşmeye gideceğiz. Ek işler. Borcuna sadık. Victor'a borcunu öde. Şu an borcumu ödeyecek. Param yok. Dövüş gecesi. Dövüş gecesi arena gibi son tura kalmak için bütün rakiplerini mağlup et diyor. 4 rakip varmış. Giriş çıkışların açılmasını bekle. İş. Hediye. Pink hızlı hackini ağ gezerden al. Ek işler. Şimdi bu bölümü burada sonlandıralım dostlarım. Diğer bölümde Jack ile konuşuruz. Bir şu gezinti ana hikayesini yaparız. Ondan sonra ek bir iş yaparız. Planım aynı Assassin's Creed Odyssey'de yaptığım gibi
bir ek iş, bir ana görev, bir ek iş, bir ana görev. Yani bir yan görev, bir ana görev gitmek. Ama dediğim gibi yan görevler tekrar eden tarzdaysa, şu an bilmiyorum, hiç yan görev yapmadım ve hiç kimseye de izlemedim, okumadım, şey yapmadım, yan görevler nasıl, hiçbir fikrim yok. Eğer yan görevler Assassin's Creed gibi, Far Cry gibi, böyle hani orada hikayeyle alakası olmayan, sadece tecrübe ve para getiren yan görevlerse, o yan görevleri yayınlamam. Sadece kendim para kazanmak ve tecrübe kazanmak için yaparım ama yayınlamam. Ama hikayeye sahip yan görevleri tabii ki birlikte oynayacağız. Diğer tekrar edenlerden de şöyle birer tane yaparız. Siz de görmüş olursunuz. Ondan sonra yapmaya gerek yok çünkü hep birbirinin aynısı. Zaman kaybı, videonun süresini uzatıyor. Gereksiz bir şey bence. Evet dostlarım, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.